Hilmi Önal Elif'in duruşmasını şova çevirecek diye korkuyorum. Kendini daha da rezil eder. Merhaba. Ben de tam seni çağıracaktım. Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ankara yolculuğumuzun sonuçlarından haberin oldu herhalde. Evet. Otur. Ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Yorgun görünüyorsun. Biraz. Babanla ilgili gelişmelerden rahatsızlık duyuyorsan... Hayır, kesinlikle. Yapılması gerekeni yaptınız siz. Ben asıl kendi durumumla ilgili konuşmak istiyorum. Bu sabah bir yazı geldi. Kazakistan'daki şantiyeye gitmem gerekiyormuş. Evet, ben istedim. Babam yüzünden mi uzaklaştırılıyorum buradan? Sen uzaklaştırıldığını mı düşünüyorsun? Zamanlaması öyle bir hisse kapılmama sebep oldu. Böyle düşünme lütfen. Şantiyede bazı sorunlar var. Şöyle bir toparlanmaları lazım. Gitmeni onun için istiyorum. Onun öncesinde birlikte Azerbaycan'daki toplantıya gideceğiz seninle. O toplantı yarın ama. Evet. Bu gece yola çıkmamız lazım. Ona göre yap hazırlığını. Tamam. Adnan Bey, Behlül'le yaşadığımız tatsızlık. O konuyu hiç açmayalım Nihat. Size nasıl aksettirildiğini bilmiyorum. Açıklamama izin verin. Lütfen. O konuda çok hassasım. Gerekçelerini sıralayamayacak kadar da gerginim. Lütfen. Anlıyorum. Ben hazırlanayım o zaman. Elinizi çabuk tutun çocuklar. Biliyorsunuz Bihter Hanım gelince fotoğraf çekemiyoruz. Ha, bak bir de beni ince çekin ya. Çok kilolu çıkıyorum resimlerde. Mümkün değil. Aa, sen nasılsın İnceciğim? Çoktandır görüşemiyoruz. Biz buralardayız. Siz ortada yoksunuz. Nerelerdesiniz bakalım? Kayda değer bir şey yok. Her zamanki duraklar. Yılbaşında bir yerlere kaçmak yok ama. O kadar uğraşacağız madem. Tam kadro katılmamız lazım baloya. Tamam. Tabii canım. Büyük bir kaynak yaratmamız lazım. Görüşürüz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Sen nasılsın? Şekilde görüldüğü gibi. Bihter de geldi. Merhabalar. Merhaba. Aa, Nihal. Ne haber? Arkadaşlar tamam. Daha sonra size faaliyetlerimizle ilgili yazılı açıklama yapacağız. Peki efendim. Şimdi izninizle toplantımız başlamak üzere. Teşekkürler.
Yokluğumda annemi başkan mı seçtiniz? Ne yaptınız? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Canım, seni burada görmek ne güzel. Bihter benim de görev almamı istedi. Harika. Duydunuz mu? Aramıza Cici bir hanımefendi katıldı. Nasılsın Nihal'cim? Teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim. Çok sevindim Nihal. İyi ki geldin. Benim için de değişiklik olacak. Cemiyet hayatına ilk adım. Önemli senin için. Belki de herkese güzel bir şey ilan edersin o akşam. Belli mi olur? Başlayalım mı? Ne dersin? Aa, tabii. Evet, çok tabii. İyi olur. Hadi. Buyurun. Hadi geçelim. Buyurun. Sizinle doğru dürüst konuşamadık hiç. Hangi konuda? Hep sizin açmak isteyip de benim kaçtığım o konuda. Merak etme tatlım. Yakında herkes o konuyu konuşuyor olacak. Anne hadi. Tamam canım, geliyoruz. Uygun bir zamanda konuşuruz bol bol. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Buraya gelin. Teşekkür ederim. Daha önceki toplantıda aldığımız kararlara dayanarak bir çalışma programı hazırladım ben. Herkes şöyle bir baksın, üzerinde konuşalım. Mersi. Ne işin var senin burada? Adnan Bey'le görüşmeye geldim. Babam için yalvaracak mısın ona? Yoksa başka bir planı mı var Hilmi Bey'in? Onunla bir ilgisi yok. Kendim için geldim buraya. Ne beklentin var babamdan? Senin maşa olarak kullandığının farkında değil misin? Nasıl bir alışveriş bu? Bu ne rezalet? Senin hakaretlerini dinlemek istemiyorum. Çekil yolundan. Adnan Ziyagil'e görüşmek istiyorum. Kim diyelim? Elif Bender. Azerbaycan'daki meslektaşlarımla mutabakata vardık. Ama keşke durum resmi mercilere intikal etmeseydi. Tamamen yanlış anlaşılmadan doğan bir durum. Neyse, artık gidip yüz yüze ifade edeceğiz kendimizi. Başka çare yok. Bütün tutanakları eksiksiz bir dosya halinde istiyorum. Hazırladım bile. Adnan Bey, affedersiniz. Elif gelmiş. Oo. Duruşma öncesi niçin geldiğini tahmin edebiliyorum. Bize biraz izin verir misiniz? Tabii ki. Beklesin biraz. Peki efendim. Aynı şeyi düşündüğümüzden eminim. Kız haklı çıktı. Bizim fark etmediğimizi o çoktan anlamış. Canı yanmış gerçekten. Boşuna değilmiş o çırpılmaları. Hoş değil tabii. Yaptığını savunmuyorum. Ama sonuçta haklı işte. Ne yapacağımı şaşırdım ben de. Yapacak bir şey var Adnan. Vakit varken davadan vazgeçmek. Düşünsene, Elif'i tazminata mahkum ettikten sonra Behlül'le Nihal arasında bir şey olursa, bu da duyulduğunda herkes yüzüne vurmaz mı? Madem böyle bir şey vardı, niye dava ettiniz demezler mi? Hilmi Önal da bu davayı yeni bir çekişme vesilesi yapacak zaten. En iyisi bırak gitsin. Hiç uğraşma. Alo. Elif Hanım'ı yukarı göndersinler.